Efendim Öğle Ajansı'nın bu bölümünde bir konuğumuz olacak. Fizyoterapist Türkan Akkuzu bizimle. Aslında hepimizin merak ettiği o en çok ağrıları yaşadığımız konuları soracağız kendisine. Hürkan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Siz de iyisinizdir umarım. Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. Şimdi çok fazla vücut ve sırt ağrısı yaşayabiliyoruz. Boyun ağrısı yaşayabiliyoruz. Bir sabah uyandığımızda boynumuz ağrıyor. Doktora gidiyoruz ve boyun fıtığı ile tanışmış oluyoruz. O sürece kadar boyun fıtığı aslında nasıl ilerliyor, nasıl fark ediliyor, ne yapmak lazım? Yani tabii ki günümüz bir defa çağımız teknoloji çağı olduğu için bir de nüfus arttıkça ve sosyal ve ekonomik açıdan biraz daha böyle bağımsızlık alanlarımız özellikle fazlalaştıkça bu sefer ister istemez boyun bölgesiyle ilgili olarak temelde stres kaynağımız önce meydana geliyor. Stres maalesef ya da mükemmeliyetçi bir yapıya sahip olma ya da işte teknolojiyle beraber iş hayatının ya da işte büyük şehirlerde yaşamanın maalesef bazı dezavantajları var. Sürekli bir iş belki koşturması falan filan. Belki uzun çalışma saatleri, belki hareketsiz yaşam evet, da etkili oluyor değil masa mi hocam? Başında uzun süre zaman geçirme ya da uzun süre aynı pozisyonlarda dediğiniz gibi kalınması, bunların hepsi ister istemez boyun ve sırt bölgesinde, biraz da bel bölgesindeki omurgayı tutan kaslarda, Türkçesini söyleyerek gitmek istiyorum, kas kasılmaların olmasına vesile oluyor. Şimdi boyunda bir kalalım istiyorum öncelikle. Ne kadar sürede yanlış davranış ve hareketlerle aslında biz boyun fıtığını tetiklemiş oluyoruz? Ne yol açıyor tam olarak? Temel olarak yani süreç olarak bunu çok fazla belirleyebilmemiz çok zordur yani. Bunun çünkü geçmişi elbette vardır. Uzun süre yani işte atıyorum 2 ay, 3 ay, 1 yıl aynı pozisyonda çalışmak artı üzerine çok yaygın bir stresli ya da mükemmeliyetçi bir yapıya sahip olması ister istemez temelinde boyun ya da sırtla ilgili, boyunla ilgili kaslarda kas kasılmalarının vesile olacağı için hemen boyun omurlarında ister istemez anatomik bir problem ortaya çıkmasına vesile olabilir. Bunun sürecini şöyle tutabiliriz. Yani bu stres kaynaklı, travmaya bağlı olarak da gelişebilen olabilir. Bir kaza sonucu da ya da işte bir boyunla ilgili, mesela düşünün bir trafik kazası geçirdik. Emniyet kemerimiz önümüzde. Hafif işte bir çarpma esnasında boyunumuzun öne doğru şu şekilde ritmik bir hareketi bile boyun düzleşmesine anlık vesile olabilir. Bu travma dışında konuştuğumuz nedenler. Bunlar anlık ortaya çıkabilecek problemler. Ama temel işte uzun süre dediğim gibi elimizde bir telefonun olması, ona bakmamız. Mesela hepimizin elinde bunlar var ve aynı pozisyonda ona bakıyoruz. Onun minimum 3 ay boyunca kullandığımızı ve aynı pozisyonda yaklaşık işte 4-5 saat boyunca elimizde olduğunu düşünelim. Aynı pozisyona bağlı olarak duruş bozukluğu gelişecektir. Anatomik bir bozuklukla beraber işte boyun ve sırt bölgesindeki omurgada ister istemez ciddi tahribatlar meydana gelecektir. Çok teşekkürler hocam. Dilerseniz şöyle yapalım. Hemen bir arkadaşımızı davet edelim stüdyomuzda. Reji operatörlerinden Burak da gelsin, bize eşlik etsin, yardımcı olsun. Hoş geldin Burak. Hoş arkadaşımızın üzerinde gösterebilir misiniz? Mesela boyun ağrısı hangi hatta noktada başlar? Çok iyi şöyle olur. Masanın önüne doğru hatta alalım sizi. Şöyle yapalım. Alalım. Burak'tan şöyle sandalyeyi getirmesi isterim. Hemen Burak'ı şöyle oturtalım. Size zahmet olmazsa ve Burak üzerinde hemen nasıl göstererek gidelim. Bu şekilde gayet iyi. Süper. Tamam. Şimdi Burak rejide çalıştığı için biraz sanırım reji ortamı stresi mi Burak? Evet. Biraz şu yetişti, şu yetişecek, şu şöyle oldu, bu böyle oldu falan filan derken bakın Burak da özellikle yan açıdan göstermek istiyorum. Burak bir ayağa kalkabilir misin? Hafif şöyle oturtayım seni. Bir dakika dur. Gel şöyle otur. Şimdi buradan belki Burak'ın ağrıları diner hocam bu çalışmadan evet sonra, ne dersiniz? Bakın Burak da inşallah büyük ihtimal öyle olacak. Allah'ın izniyle onu hedefliyoruz yani. Şimdi Burak da omuzlar biraz ileride, baş ileride ve boyun bölgesinde hafiften bir, dikkat ederseniz burada bir kamburlaşma durumumuz var. Yandan baktığımız zaman gördüğümüz açı, burada bir kamburlaşma olduğunu görüyoruz. Şimdi Burak'ın hemen ben bir boyun ölçülerini bir yapayım. Bir fizyoterapist arkadaşıma gittiğiniz zaman bunları yapar. Parmaklarını hemen ölçüyorum. Burak, başını sağa doğru çevirir misin? Sağa doğru çevirdiği zaman bakın parmağımla özellikle iki parmak geldi. Dikkat ettiniz mi? Sola doğru çevirelim. Evet. Solda orada da iki parmak var. Yani parmaklarımla eşit görünüyor. Eşit görünmüyor. Kısıtlılık olduğunu, Burak'ta boyun yanla ilgili bir eklemlerde kireçlenme olduğunu tahmin edebiliyoruz. Şu kolumuzu bir kaldıralım. Mesela burada bakalım fıtık açılarımız ne kadar? Bastırıyorum, tutmaya çalış. 1, 2, 3, 4, 5. Mesela Burak'ı yendim. Dikkat ederseniz. Normalde çok güçlü. Buraya bakalım. Burada bastırıyorum, tutmaya çalış. 1, 2, 3. Burada direkt yendim. Yani burayı 5 puan üzerinden nitelendirdiğim zaman buraya 2 puan verirken buraya 0 puan verebilirim. Hemen bu açılarını ve
kaslarındaki inervasyonları artıralım mı? Fıtkaçılarını küçültelim mi? Küçültelim. Daha sağlıklı olsun. Küçültelim. Olur mu? Küçültelim nasıl olacak? Hadi bismillah diyelim. Burayı böyle iyi güzel bir şekilde alabilirsek çok iyi. Bırak hiç kendini kasma. Çok tamam. Rahat bırak. Tamam mı? Burnundan bir derin nefes al. Ağzından ver. Süper. Çok güzel. Gayet. Burak ne hissediyorsun? Hemen soralım. Biraz daha, rahat hissediyorum. İyi geldi gerçekten. Biraz daha devam edeyim. Çok özür dilerim. Bir altın vuruş daha yapalım Burak'a. Burak başını çok serbest bırak. Ben de şöyle izlemek istiyorum hemen. Şöyle bakayım. Sizi şöyle alabiliriz. Hemen buyurun gelin. Bakın şöyle burada. Hatta böyle bir yakın mikrofonumuz olursa. Ve birazdan Burak'ı tekrardan değerlendireceğim. Hiç kasma Burak kendini. Burnundan derin nefes. Ağzından ver. Ver. Boşalt. Sakin. Kır sesini ben buradan süper. Çok rahat duyabildim. Bilmiyorum izleyicilerimiz fark ettiler mi? Mikrofondan da gitmiştir %99. Ben bir hemen şu şöyle yerime geçiyorum edeyim. Tekrar. Şu açıya bakayım bir de. Çok iyi. Burası rahat. Burada bir sıkıntı yok. Çok iyi. Bir de şuraya hemen tekrardan bir geleyim. Bir de şuraya bakayım. Çok iyi. Gayet iyi. Şimdi bu biraz şimdi önce... boyun fıtığını ne yaptık? Yani yok mu ettik? Açıyı azalttık mi? Şimdi. Açıyı azalttık. Bir bakalım ne kadar azaltmışız buna hep beraber şahit olacağız. Peki. Biraz önce kollarına bastırdığım zaman dikkat ettiyseniz sağ tarafta biraz daha direnç tutabildi ama sol tarafta hiçbir şekilde tutamadı. Aynı zamanda şuradaki sırt açısını da Burak'ın hemen toparlayacağım. Hı hı. Hemen bunları bir değerlendirelim. Parmaklarımla iki parmaklı değil mi sağlı sollu? Evet. Hatırladık mı? Bir bakalım. Sağa doğru başını çevir. Çevirdik. Bakın. Üç parmak hatta neredeyse dördüncü parmağıma geliyor. Dikkat ettiniz mi? Hemen mi fark ediyor? Hemen fark ediyor. Sola doğru çevirdik. Sol taraf tam üç parmak. İkisi de simetrik aynı açıda birer kademe Burak'ın boyun açılarını açtım. Hemen anda sağ taraftan kolumuza bastırıyorum. Çok güçlü tutuyorsun ha. Tamam mı? Tam böyle Osmanlı delikanlısı gibi. Ya Allah bismillah. 1, 2, 3, 4, 5. Yani bayağı bir güçlü bastırmama evet. Rağmen Burak'ı şu an beton yapmışız elhamdülillah. Sağ taraf 5 üzeri beton diyebiliriz yani. Çünkü daha güçlendi. Bir daha de sol tarafa oldu. Hiç öyle hafif bastırmıyorum farkında evet. Mısın? Evet bir daha. Hadi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen hemen aynı diyebilir miyiz hocam? Hemen hemen aynı. Sol taraf bir tık daha geride ama hemen hemen aynı. Bir de şu sırt açısını hemen bir toparlayayım. Hemen sırt açısına hemen ondan bakalım. Ondan sonra bitirelim. Ayağa kalkalım Burak. Çok iyi. Tabii sırt şöyle bir... ağrısı da çok fazla. Tabii ki. Yaşıyoruz şimdi değil mi hepimiz? Bir kamburlaşma açımız var ya. Oraya yönelik çok böyle kibar bir tamam. Dokunuş şöyle yapacağım. Biraz daha öne alalım hocam. Sizi daha rahat görünmesi adına. Böyle iyi miyiz? Çok güzel. Gayet güzel. Burak İçeriden şöyle durmanı istiyorum. Verdi, böyle uyarıyor. Kabadayı bir pozisyonda. Hah maşallah. Ben şimdi burada Burak'ın şu havlumuzdan da faydalanarak özellikle arka tarafına geçeceğim. Bir Burak'ı böyle halk arasında bir tabir var ya sırt kütletme denir. Biz buna fizyoterapistler manuel terapi, sırt manuel terapi uygulaması diyoruz. Onu yapacağım. Allah'ın izniyle şöyle bakalım mikrofonda. Bakalım neler olacak. Evet, ben de merak ediyorum. Heyecanla bekliyoruz. Evet, bizi boydan alabilirse arkadaşlarım daha heybetli görüneceğimizi. Şöyle ben geri çıkayım biraz. Görünebilir. Evet, çok rahat ol. Harika. Hiç çok rahat ol. Kollarını bırak yana. Çok güzel. Derin nefes al. Hande Hanım siz hazır mısınız? Seslere. Merakla bekliyoruz. Peki. Ne duyacağız? Bakalım. Derin nefes. Ver. Hiç kasma. Çok rahat o kır sesini ben duyabildim. Şimdi bu sırt ağrısı için aslında şimdi biz, yumuşatma çalışması mı yapıyoruz? Evet çok doğru. Bir fizyoterapist arkadaşımın yapması gereken bir uygulamayı yaptım ben burada. Tabii ki bir sürü teknik var. Ben onlardan en böyle toplumda bilinenleri ben Burak'a uyguladım ve Burak'tan şimdi kısa bir yorum alalım. Evet Burak ne hissediyorsun? Yani üzerindeki... Ben şöyle kameraya doğru şöyle dönelim. Şu anda gerçekten kuş gibi şöyle... oldum. Daha hocam biraz daha yaklaşabilir daha misiniz güçlü doğru? Kameralar, ekranlar genellikle yukarıda olduğundan dolayı yani boyun ağrısından kurtuldum diyebilirim şu an. Maşallah, maşallah Burak. Sırtın nasıl? Sırtım da iyi şu an. Sırtın da iyi. Evet. Peki. Zamanımız var mı hala daha Hande Hanım? Ne kadar zamanımız var yönetmenim? Tamam. 1-2 dakikamız var. Tamam. Toparlayabiliriz. Yani şimdi bundan sonraki süreçte Burak'ın yapması gereken çok basit egzersizler var. Şimdi bunları için. Yaptık. Bundan sonra bu açıları ama korumamız lazım. Ama gerekiyor değil mi? Artık korumamız lazım. Şimdi omurgasını ben Burak'ın açtım. Şimdi Burak daha kolları güçlü. Yani Allah muhafaza evet. Bir yere şöyle bir direnç uygulasa olay sıkıntılı olur. Sakın kimse rejiden Burak'la bu son zamanlarda ters düşmesin. Özellikle onu söyleyelim. Rejideki bütün arkadaşlarımız birbirinden değerli. Bunu evet. Bir eklemek istiyorum. O yüzden. İkincisi olarak burada Burak'ın
omurgadaki ve kollarındaki kasların daha inervasyonunu, daha güçlü olmasını. Kore Venüs'ün çok basit germe hareketleri var. Hemen onları da gösterelim. Gösterelim ve boyun hocam. Fıtığı olanlar bunu da mutlaka yapsın. Birinci olarak Burak birlikte biz yapalım. Tamam mı? Şöyle durduk. Sağ elimle sol kafamın hocam, başından. Hocam biraz daha şöyle sizi sağa doğru alabilir miyiz Burak'la evet. birlikte? İki adım geldiğiniz yeterli olacak. Biraz daha gel böyle robot gayet gibi. Gayet güzel tamamdır. Süper. Bu yeterli. Ben de böyle iyi miyim? Tamam süperiz. Şöyle geleyim ben. Çok iyi. Şimdi birinci olarak başımızı sağa doğru yatırıyoruz, bir germe yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Bu bir. İkinci olarak diğer taraftan aldık. Harika. Kulağımızın oradan tuttuk. Bu tarafa doğru germe yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Bir kır sesi daha duydum ben Burak'tan. Muhtemelen açılmadıysa da hepsi açılmış olabilir boyunda. Çünkü çok büyük ihtimal öyle olacaktır. Zaten bunu biraz daha mobilizasyon egzersizi diyoruz biz. Üçüncü olarak çapraz bu sefer arkamdan böyle. Başımın tam böyle arka tarafından tuttum çapraz. Ayağıma doğru. Bak Burak, dik duruyorum. Ayağıma doğru. Öyle bir germe ki sağ yapıyorum. Ayağa doğru. Evet. Ve aynı şekilde sol ayağa doğru bir germe yapıyorum. Yine şuradan tuttum ve sol ayağa doğru bir germe yapıyorum. Bunu da inşallah yaptıkları zaman bize çok hayır duaları büyük edecekler. Büyük rahatlık yaşayacaklar kesinlikle, değil mi hastalarımız? Kesinlikle. Burak'cığım çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yani umarım yani çok güzel bir şekilde herkesi bilgilendirmişizdir. Burak'ı birkaç gün üst üste özellikle takip edeceğim. Azaldım azalmadım ona göre de belki sizin kapınızı ben de çalabilirim hocam. Her zaman belli bekleriz. Olmaz. Her zaman bekleriz. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katkınız için. Tabii oldukça merak edilen konular ve sorular bunlar. Evet. Ciddi katkı verdiniz bizlere de çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ve efendim böylece Öğle Ajansı'nı noktalıyoruz. Hoşça kalın.